Merhabalar. Biz sizi tanıyoruz ama tanımayanlar için ekranlarımızdan öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Mehmet Uçkan, Van Dernekleri Federasyonu 3. Bölge Başkanı. Bugün burada sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün burada Van Dernekler Federasyonu olarak 14. geleneksel yayına şenliği düzenliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Bugün evet 14.sü ancak bugüne kadar yaptığımız pikniklerden öte ayrı bir özelliği var bugün. Neden bir özelliği var? Bugün saat 7'den itibaren biz buradayız. Daha önceleri tam dolmuyor olabilirdi. Yani 10 bin, 15 bin kişi civarında bu katılım sağlanıyordu. Burası 30 bin, 40 bin kişilik bir alan. Bugün hakikaten yer bulamadım. Bütün alanı gezdim. O kadar insanlar mutlu ki, o kadar insanlar heyecanlı ki. Bunun nedenini sordum. Diğer katılımcı dostlarımıza, hemşerilerimize neden bu kadar bu farklı bir gün görüyorum, neden bu kadar biz heyecanlıyız? Herkes farklı fikirlerini söyledi. Ortada şunu çıkardım. İstanbul'da yaklaşık 100'e yakın derneğimiz var. Van Dernekleri Federasyonumuza bağlı da 83 tane derneğimiz var. Son yapmış olduğumuz kurultayda, genel kurulda 83 tane derneğimizin oy kullandığı bir federasyonumuz. Federasyona bağlı derneklerin tamamı bugün burada. Onu da sordum. Niye siz bugün hep buradasınız yani? Şunu dediler bana. Esenyurt'ta ilk defa biz Vanlı bir belediye başkanımız var. O belediye başkanımızı burada ağırlamaktan gururla, iftiharla burada ağırlamak için buradayız diye söylediler. Bir de Van'da mesela, Van'daki 14 tane büyükşehir belediye başkanımızla eş başkanlarımızın tamamı burada. Onları ağırlamak için heyecanlıyız. Ortam çok güzel. Herkes ailesiyle birlikte burada, çoluk çocuk, genç, yaşlı, herkes burada. Muhteşem bir gün. Yılımızın finalini yapıyoruz demeyelim de 3 Ekim'de bizim yine bir Van tanıtım günlerimiz olacak. Onun da heyecanını buraya katarak, buradaki heyecanı oraya taşımak için de insanlar ayrı bir çaba içerisinde. Muhteşem gün. Yani her şey çok güzel, çok beğendim. Şunu da ifade etmek istiyorum. Daha önce Van ekseninde Esenyurt'ta Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük şehirlerinden bir tanesidir. Esenyurt'ta ilk defa bir Vanlı belediye başkanı seçildi. Bunu da şuna bağlıyoruz. Son 10 yılda STK anlamında bilinçli örgütlemeyi en iyi yapan illerin başında geliyor Van. Van halkı kadışınas bir halktır. Birbirlerini sever sayar. Aramızda kırgınlık olur, tartışma olur, bir şey olur ama mesele Van eksenine geldiğinde bir bütün oluyoruz. Bu da bizim için büyük başarı elde etti. Siyaset arenasında da artık bundan sonra Van'ın bir süper güç olduğu ve Van'ın artık bundan sonra söz sahibi olmak gerektiği noktasında herkes hemfikir. Bunu da çok başaracağız. Bir tane bugün belediye başkanımız varsa İstanbul'da bunu bir dahaki seçimde 2'ye, 3'e, 4'e çıkarmayı düşünüyoruz. Meclis üyelerimizin sayılarını çoğaltmayı düşünüyoruz. Böyle bir hedeflerimiz var. Halk da bunu istiyor. Bunu başaracağımıza da inanıyorum. Ve bugün 3 Ekim ile 6 Ekim arasındaki Van Yeni Kapı'da Van tanıtım günlerinde bütün halkımızı bekliyoruz. Orada bir başka heyecan var. Neden bir başka heyecan var? Bugün burada eğlenme günü ama orada biz örf adetimizi, kültürümüzü yaşatma günleri yaşatma günlerini yapacağız. Bütün halkımızı oraya da bekliyoruz ve bizi izleyen herkese de selam ve saygılarımı iletiyorum. Size de teşekkür ederim. Lonca Medya olarak biz de size teşekkür ederiz. Yıllardır tanışıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Ancak bizim aramızdaki ayrı bir muhabbet daha var. Bizim değerli arkadaşımızın yarı Van'da olduğunu biliyorum. Çünkü kardeşi Van'da öğretmen, annesi de şu anda Van'da Gürpınar ilçesinde. Bizim dostumuz, başımızla beraber istediği kadar orada kalırsa da muhtemelen memnundurlar. Orada daha çok kalmayı düşünürlerdir. Yarı Vanlı, sizlerle olmaktan da ayrı bir keyif aldım. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.